Sonra serbestim. Buradan çıkınca sana öyle bir sarılacağım kağıda. Bir daha hiç bırakmayacağım. Bak, Hünkar abi dediğini yaptı. Nasıl yaptı, nasıl ikna etti bilmiyorum ama bir şekilde yaptı. Onun sayesinde çıkıyorum. Ağlama da. Ağlama. Bitti artık. Çıkıyorum buradan. Sonra da gidiyoruz zaten buralardan. Gelmeden önce Fırat'la konuştum. Kamyoneti hazırla dedim. Nereye gidiyoruz diye sormadın. Susuyorsun da. Bak, gitmek istemezsen anlarım seni. Vallahi bak sorun değil, gitmeyiz. Nereye gideceğiz? Merak ediyor musun? Akdeniz'de küçük bir kasabaya yerleşeceğiz. Yani tamam şimdi sana çocukça gelebilir. Ama bu benim hep hayalimdi. Daha önce hiç bahsetmemiştin. Ya çok eskiden beri aklımdaydı aslında. Biz annem babamla gitmiştik oraya. Ben çok küçüktüm. Yani onlarla son güzel anımdı zaten orası. Biliyor musun? Annem aşık olmuştu oraya. Babama buraya yerleşelim mi demişti. Onlara kısmet olmadı. Belki bize olur. Nasıl bir yer orası? Güzel mi? Anlatsana biraz. Çok. Çok güzel bir yer ada. Orada bütün evler taştan biliyor musun? Bizim evimiz de öyle olacak. Ben kendi ellerimle yapacağım evimizi. Bak şimdi. Şurada bizim evimizin olduğunu düşün. Hayal et sen de. Yani şimdilik iki odası olacak. Böyle önünde güzel bir bahçesi. Arkada da kocaman bir alan. Böyle kocaman bir bahçe ama bayağı büyük bir yer. Ön tarafa ben diyorum ki rengarenk çiçekler dikelim. Mis gibi kokusuna yer. Arka bahçe burası da. Buraya da komple meyve ağaçları dikerim diyorum. Yani biraz zaman alıyormuş büyümesi. Ama olsun. Beraber izleriz büyümelerini. Bak eğer istersen buralara böyle domates, biber, salatalık falan da ekeriz. Her şeyimizi kendimiz yetiştiririz. Düşünsene. Sonra ben akşam eve gelirim. Elimde iki tane balık. Ben tutmuşum balıkları. Yani belli mi olur? Belki küçük bir teknemiz de olur. Sonra sen muhteşem bir sofra kurmuşsun. Ama bir şey eksik. Salata. Ben hemen koşarak gidiyorum bahçeye. Topluyorum domates, biber, salatalık ne varsa güzel bir salata yapıyorum. Sen o ara benim tuttuğum balıkları kızartıyorsun tavada. Sonra sen ön bahçeye masayı atıyorsun. Böyle yıldızların altında çok güzel bir masa. Etrafımızda bizim beraber diktiğimiz çiçekler. Kendi ellerimizle ektiğimiz. Çok güzel bir anıydı. O an hiç bitmesin istiyoruz. Ama bir yandan da dört gözle yarın olsun istiyoruz. Birlikte yaşamak için. Biliyorum. Ben sana hayalimi değil cennetimi anlattım. Ama neden olmasın ada?
Her gün balık yiyeceğiz galiba. Geçimini balıkçılık yaparak mı sağlayacaksın? Evet. Niye öyle dedin ki? Beğenmedin mi hayalimi? Beğenmemek değil de, ne bileyim. İçinde çiçekler dışında başka güzel bir şey yokmuş gibi geldi. Küçük, basit bir hayalmiş gibi. Basit mi? Ben sadece elde edebileceğim bir hayali kuruyorum Ada. Sana köşkler vaat etmiyorum. Zengin, lüks bir hayat vaat etmiyorum. Neyse ama. Sen de haklısın tabii. İnsan imkansızı nasıl hayal edebilir ki? Sen bugün tersinden mi kalktın? Biri canını mı sıktı? Sen böyle demezdin. Kuru ekmek olsun. Yeter ki birlikte olalım derdin. Öyle değil mi? Öyle. Dediğin gibi Yusuf. Tamam. O zaman çıkar çıkmaz buradan gidiyoruz. Sen beni burada bekle. Olur mu? Olur.